Maskeli gelince hemen müdahale etmeyin. Bırak Aksaçlı'yı görsün. Kurtarmak için içeri girdiğinde kapana kısılacak. Anlaşıldı. Siz yukarı çıkın. Sen dış kapıda bekle. Siz ikiniz diğer çıkışa. Siz de ön tarafta emirlerimi bekleyin. Aksaçlı Silivri'deki mahzende infaz edilecek. Semra annen seni böyle abur cubur yerken görse, bir ton fırça yemiştin Erkan. Hele yediğin ekmeğe ihanet ettiğini görse, kesin kafanı sıkardı. Semra annenin hatır olmasa yaşatır mıydım seni? Yat kalk annene dua et. Yeme bize Erkan. Maskeli izin verse bir dakika düşünmezdim. Acından ölme. Hareket var mı? Henüz yok. Evladım, neyi bekliyorsun? Bitirin bu işi bir an önce. Efendim. Bizden son bir arzunuz var mı? Niye yetiştirildiğini hiç unutma. KGT'deki diğer arkadaşlarınla da konuş. Onlara vasiyetim, benim durumum onların heyete olan inançlarını sarsmasın.
Herkes hazır olsun. Maskeli geldi. Pusuya düştüğünü anlamaması için dikkatli olun. Yaklaşmayın. Üstünde bomba var. Gelen var. Dışarıya bakın. Aksaçlı değişti. İnfaz emrini veren yeni aksaçlı. Taya Sencer hain. Bana güvenmek zorundasın. Aksaçlıyı kurtarmazsak heyetin sonu gelecek. Nerede? Kaçırıldı. Hadi çıkıyoruz buradan. Söylememem lazım. Bırak öldü bilsinler. Nasılsa öldüğünü kabul ettiler. Yüzün niye açmadı ki Polat? Söyleyecekse Polat söylesin. Nasıl karşıma çıktıysa anne babasının da karşısına çıksın, yaşadığını söylesin. Nasıl durumu? Uyuyor savcı hanım. Çok şükür. Geldin mi kızım? Bekliyor muydunuz beni? Baban gelir demişti. Benim kızım biraz hava alsın, öfke atına bindiği gibi iner, yürür gelir demişti.
Herif yok mu? Deli Hüsnü amcasıyla arkadaş oldu garibim. Onunla oynuyor. Ne yapsın? Ben istifamı geri alacağım. Çok sevindim kızım. Polat da sevin. Polat da olsa sevinirdi. Anne Polat yaşıyor. Çıktı karşına değil mi? Dayanamadı tabii. Ben demedim mi bey? Hanım bir dur, ne oldu sana? Bir dakika, bir dakika. Siz biliyor muydunuz yaşadığını? Söylemeseydi ameliyata girmeyecektim kızım. Benim inadım yüzünden söyledi. Yoksa bize de... İyi de baba, bana niye söylemediniz? Elif'e bile söyletmedi kızım. O çocuk anne. Çocuğa söylenir mi? Benden nasıl sakladınız? Benim neler çektiğimi görmediniz mi? Haklısın kızım. Ne söylesen haklısın. Ama bizi de anla. Ne söylediyse Polat onu yaptık. İçimize sinmese de. Sana da bize söylememeni tembihlese sen ne yapardın kızım? Ben sana kıyamazdım anne. Ama benim annelerim böyle işte. Bana kıyıyorlar. Kızım. Günü bana çektirmeye yemin mi ettiniz? Allah'ım. Efendim, ak saçlı seçildiğinize göre mekan değiştirecek miyiz? Şimdilik buradayız. Düşünmemiz gereken daha öncelikli şeyler var. Gel. Efendim, Talha geldi. Gelsin. Çıkmana gerek yok. Senin de burada olmanı istiyorum. Bir pürüz mü çıktı? Maalesef efendim. Maskeli ak saçlıyı kaçırdı. Bir kişi... KGT'nin en seçkin adamlarını alt etmeyi başardı, öyle mi? Efendim, Erkan'ı ele geçirmeyi başardık. Sorguya aldınız mı? Sizden emir bekliyoruz. Sorguya bizzat gireceğim. KGT'nin bilinen bütün mekanları kontrol altında tutulacak. Özellikle uzun zamandır kullanılmayan ne kadar yer varsa bakın. Maskeli ak saçlıyı kaçırdı. Acil görüşmemiz lazım.
Senin köpekler sonunda bir iz buldular. Nereden bulursun bu uyuz itleri anlayamıyorum. Peşinde olduğumuz kişi basit biri değil. Sen benden iyi biliyorsun. Gece kaçmayı başardı ama gündüz o bile elimizden kurtulamaz. Beni güvene aldın, tamam. Artık anlat. Efendim, Mete'yi konuşturdum. Hain Sencer. Rauf'a haber verdim ama bizi oyuna getirdiler. Bir hainin heyete başkanlık etmesine izin veremeyiz. Sencer'in bunu yapacağına inanamam. Benden sonra zaten Sencer Aksaçlı olacaktı. Benim yaşım da ortada. Niye böyle bir iş yapsın? Sencer'i ele geçirince sorarsınız. Mete'ye güvenilmez. Onun sözüyle hareket etmen doğru. Mete o kadar korkuyordu ki yalan söylemesine imkan yoktu. Sencer hayatta kalmam için heyete baskı yaptı. Hain olsa bunu neden yapsın? Kabul edilmeyeceğini bildiği için. İzlerin örtüğü hepsi o. Doktoru en son ne zaman gördün? Bu şekilde devam edersen fazla yaşamazsın. Kontrol edin. Av deyince heyecanlanmıştım. Ama bütün gece tek bir kurşun bile atmadık. Hayal kırıklığına uğradım. Az kaldı. Birazdan avımıza ulaşacağız, merak etmeyin. Gerek kalmadı general. Avınız sizi buldu. Arka tarafta, yakalayın. Başka adamın yok mu general? Geri dönelim. Sayımız çok azaldı. Avı daha yeni bulmuşken dönmek olmaz. Bir adam sizi bu kadar mı korkutuyor? Geri dönmüyoruz. Avı bitireceğiz. Dere kenarına inin aşağı. Thank you.
Kara, uzun zamandır çıktığım en keyifli avdı. Tamam da yanlış adamla ava çıkmışsın. Onun seni kurtarmak için geldiğini anlamadın mı sanıyorsun? At silahı. Sana dolu tüfek verecek kadar gerizekalıya benziyor mu? Peki ben bunu yiyecek kadar gerizekalıya benziyor mu? Ölen adamlarından birini şarjörüne aldın. Silahı at yoksa ölürsün. Benim bu blöfü yiyeceğimi mi sanıyorsun? Gördüğüm en kötü kumarbazsın. Dur lan dur, sıkma. Artiz. Hoş amilin. Askeri kim? Bilmiyorum. İstersen Mete'yi sor. Maskesini çıkarmıyor. Yüzünü hiç açmıyor. Mete de oradaydı, gördü. Mete'yi aldı, geliyor. Dediklerin doğru mu? Birazdan anlayacağız. Sesini de mi duymadın? Sesini bir defa duydum. Kim olduğunu bilmiyorum. Kim olduğunu bilmediğin adamın emrine neden girdin? Beni ele geçirip Aksaçlı'ya götürdü. Aksaçlı onunla çalışmamı emretti. Konuştu mu? Bir şey bilmiyor. Anlaşılan maskeli kimliğini sadece bizden gizlemiyor. Heyet durumu öğrenmeden Adil Bey'i bulmamız lazım. İki başlı bir yönetim felaketimiz olur. Eşref, sorguya sen devam et. Adil Bey'i bulmak, maskeliğe ulaşmak için ne gerekiyorsa yap. Kapıyı açın. Durumu nasıl? Neredesin kardeşim sen? Adam kendini öldürecek, ortada yoksunuz. Ben eğlencedeydim Cahit. Kusura bakma, bırakıp çıkamadım. İşimiz var birader. Her şey dağıldı gitti. Ne işinden bahsediyorsun? Birazdan seni götüreceğim, göreceksin. Ben Abdüley'i bu durumda bırakıp hiçbir yere gitmem. Cahit, hayatında görebileceğin en büyük sürprizi yaşatacağım sana. Ne sürprizi Erhan? Adam gibi söyle. Bak öyle bir şey ki... Ayağıma kapanacaksın ama ben müsaade etmeyeceğim. Elimi öptürmekle yetineceğim. Sencer'in gizli dosyalara ulaşmasına engel olmamız lazım. Ne yapmamı istiyorsun? İstihbarat müdürüne güvenebilir miyiz? Efendim... Siz haklıysanız dosyaları güvenli bir yere almanın bir sakıncası yok. Ama ben haklıysam dosyaların Sencer'in eline geçmesi nelere neden olur bir düşün. Okan, Pusat Çakır'ı bırakın. Anlamadım efendim. Pusat Çakır'ı bırakın. Yolda götürürken kaçmış gibi görünsün. Bırakıp takip mi edeceğiz efendim?
Hayır Okan. Sana ne diyorsam onu yapacaksınız. Erkan bir şey bilmiyor. Ben size Adil Bey'i öldürmeyelim dedim. En azından kontrolümüz altında olurdu. Efendim, olan oldu. Bundan sonra ne yapacağız onu konuşalım. Ben gizli dosyaları bulup güvenli bir yere aktarılmalarını sağlayacağım. Sen de bütün gücünle maskeliği arayacaksın. Beden yok Erhan. Ne paranoyak olmuşsun sen. Bundan sonra yürüyeceğiz. Ben de kabahat sana uydum peşinden geldim. Bu neyin gizemi kardeşim? Cahit. Uyanınca ağzını burnunu kıracağım. Abi sen misin? Benim Cahit. Abi nasıl? Seni ellerimizle çıkardık oradan. Erhan ver o elini öpeceğim. Çok da olmasan bu eli yüzüne yapıştırmıştım. Abi dururken benim elimi mi öpeceksin? Erhan'ı daha fazla bekletme Cahit. Sonra anlatacağım. Erhan, orada niye söylemiyorsun? Abdüley'e büyük moral olurdu. Abdüley'i bırak iyileşsin Cahit. Söylersen şimdi bir dakika tutamazsın hastanede. Efendim sizi kaçıranlar ne zaman ayrıldılar? Çok oldu bulamazsın artık. Çöz beni koçum. Senin yerinde olsaydım beni öldürmezdim. En büyük sırrım bende. Beni öldürürsem kardeşini nasıl bulacaksın? Yaşamak için söylemeyeceğin yalan var mı? Yalan söylemiyorum. Kardeşim yaşıyor. İyi, bir gün bulursam ona intikamımızı nasıl aldığımı anlatırım. Gerek yok. O seni bulacak. Thank you.
Allah'tan Vahap bana getirdi. Kafana taş mı düştü de vazgeçtin diyeceğim ama taş düşünce insan ancak mesleğini bırakır. Gel de söyle şimdi bir sene Polat'ın yaşadığını. Vahap kağıdı getirdiğinde dedim ki kimse o deliği ikna edemez. Attıysa imzayı geri dönmez ama. Annem yalvardı kollarımda ölmek istemiyorum diye. Kızım, eskiden ilk beni arardın. Ne zaman gittin gördün? Biraz da pişman oldum bir sen. Kadın şimdi benden şefkat bekleyecek. Annendir kızım. Yedi düveli şefkat gösterirsin. İçimizde kim kin tutamaz sen. Eskiden de o bir sen. Eskiden. Abi, nasıl kurtuldun? Cahit, ölümümü Aksaç'la ayarlamış. Karşısına çıkana kadar benim de haberim yoktu. O patlama göstermelik miydi abi? Evet ama hesapta olmayan şeyler oldu. Peki, yüzünü o yüzden mi gizliyorsun? Yaşadığımı kimsenin bilmemesi gerekiyor Cahit. Abi, Ömer baba, Nazife anne. Onlar biliyorlar. Bizden niye gizledin abi? Cahit, öldüğüme inanmalarını siz sağladınız. Sizin o halinizi görünce kimse şüphelenmedi yaşadığımdan. Kusura bakma abi. Polat abinin emri söyleyemezdim. Burada. Abi geldiler. Yanlarında tekerlekli sandalyeli biri var. Cahit,
Sencer'i ele geçirmek için bir risk almamız lazım. Ne yapacağız abi? İkiye bölüneceğiz. Sen arkadan çıkacaksın. Biz Pusat'la Timi oyalarken sen Sencer'i alırsın. Abi ben Pusat'la kalayım. Cahit, sana ne söylüyorsam onu yap. Peki abi. Pusat, gelenler KGT Timi. Mecbur olmadıkça öldürmek için ateş etmeyeceksin. Tamam abi. Hadi. Çevre güvenliğini alın. Odaya yalnız gireceğim. Efendim, içerinin güvenli olduğuna emin olalım. Sonra siz gelin. Durun! İçeride birileri var. İçeride birileri var. Yardıma gidin. Efendim, sizi korumasız bırakamayız. Mirsat, dokümanlar her şeyden önemli. Yanlış ellere geçerse çok büyük sıkıntı çıkar. Abi sıkmazsak bunlar bizi götürecek. Abi kurşunum bitti. Abi, abi iyi misin? İyi misin? Yavaş. Abinin durumu kötü. Arka taraftan çıkarıyorum. Peşimizdeler. Pusat. Pusat. Ne yapacağız? Patlatacağız.
Fatma Haydar, siz benle gelin. Talha Mirsad sizi Aksaç'ta bekliyor. Abi peşimizden geliyorlar. Kim bu maskeli kardeşim? Her zaman bir adım bizden önde. Her kimse eski Aksaçlı'nın adamı Mirsad. Sana da tuhaf gelmiyor mu? Tuhaf olan ne? Efendim. Bu şırıngayı buldum. Maskeli morfin bağımlısı. Belgeler? Haydar, Temirhan ve Fatma peşlerinde. Binin arabaya, gidiyoruz. Abi bizi bunlar yakalayacak. Çuval hazır mı? Hazır abi. Atla. İkiye ayrıldılar. Önceliğimiz belgeler mi, maskeli mi? Aksaçlı belgeleri takip etmenizi istiyor. Abi. Sencer. Elimizden kaçtı abi. Dayan abi, hastaneye varmak üzereyiz. Hastane olmaz. Leyla'nın evine gidiyoruz. Cahit belgeler. Güvende abi, merak etme. Nasıl bir adamsın? Hadi beni boş ver. Anneni o çatışmanın ortasında bırakıp nereye gidiyorsun? Adaş, Semra Sultan'a bir şey yapmaya kim cesaret edebilir? Onu boş ver. Dediğime geldin, gördün mü? Mete, ne işler karıştırıyorsun bilmiyorum. Ama naipliği sana yedirmezler. Yeni porselen yaptırdım adaş. Öyle bir yerim ki kırıntı bile bırakmam. Mete geldi mi? İkisi de geldi. Sizi bekliyorlar efendim. Geçmiş olsun Mete. Bir şeyin yok ya. Sayenizde sapasağlam emrinizdeyim efendim. Kırmızı kitaptan size gelen ilgili bölümlerin tamamı burada mı? Evet efendim.
Diğer kurumlarla koordinasyon kurun. Herkesin elindeki dosyaları istiyorum. Efendim, kırmızı kitapla ilgili bir sorun mu var? Kitapta sorun yok. Ama sizde var. Pusat Çakır'ı nasıl bırakıyorsunuz? Efendim, naibin emriyle bıraktım. Senin olan bitenden haberin yok mu? Nasıl istihbaratçısınız? Bizi yalnız bırak. Efendim, neler oluyor? Emekli oluyoruz Okan. Olan o. Mete, bütün istihbarat birimleri kendi başlarına bağımsız hareket ediyor. Bunları bir koordinasyon altına almaya karar verdim. Eşref Bey heyet işlerinden vakit bulamıyor. Bundan sonra bütün birimler sana bağlı olarak çalışacaklar. Elimden geleni yaparım efendim. 20 yıldır bunun mücadelesini veriyoruz efendim. Maalesef bugüne kadar bunu anlatamadık. Adaşım bu görevi layıkıyla yerine getirecektir. Ama birinin de heyetle arasında köprü vazifesi yapması lazım. O işi Naip yapacak Mete. Ben de onu kastediyorum efendim. Henüz Naip seçimini yapmadım Mete. Sen son zamanlarda çok yoruldun. Biraz istirahat et, sonra konuşuruz. Efendim, Mete son zamanlarda gerçekten çok yoruldu. Biraz dinlenmeyi hak etti. Ben Amerika'da yeterince dinlendim efendim. Kendimi yeniledim, öyle döndüm. Şu an en verimli olacağım zamanım. Mete, annene vakit ayır. Kadıncağız uzun süre yolunu gözledi. Amerika'dan döndüğünden beri de çok çalıştım. Çok ihmal ettim. Selamımı ilet. İletirim efendim. Çok mu hayal kırıklığına uğradın? Tahmin edemeyeceğiniz kadar çok efendim. Mete, geçmiş dönemde yapılan yanlışları biliyorsun. Amerikalılar, İsrailliler ve Ruslarla ilişkilerimizi düzeltmemiz lazım. Komşu ülkelerle yeniden iyi ilişkiler kurmamız lazım. En üst düzeyde yetkililerini derhal bekliyorum. Emredersiniz efendim. Yarın hepsiyle görüşme ayarlarım. Yarın değil Mete, derhal. Baş üstüne efendim. Sen çık biraz dolaş, ben buradayım. Boşuna uğraşıyorsunuz, Erkan hiçbir şey bilmiyor. Bunlar beni çözemedi. Sen mi çözeceksin tıfıl? Ne biliyorsun ki ne çözüleceksin? Senin yaşın kadar ben bildiklerimi unuttum. Ben sana hatırlatayım. Polat Alemdar yaşıyor. Maskeli fedai Polat Alemdar. Aferin. Büyük hayal kuruyorsun. Daha Polat Alemdar ölü. Onu ne yapacağız? Ölü olmadığını benim kadar sen de biliyorsun. Ama hakkını vermek lazım. İyi dayandın. Koçum, kendini yorma. Senin uyguladığın tekniklerin kralını ben yaptım. Erkan, Polat Alemdar'ın yaşadığına dair en ufak kuşkuları olsa ne yaparlar biliyor musun? Onların haberi yok. Polat abi benimle konuştu. Aksaçlı'yı kaçırmaya geldiğinizde. Sana tek bir şey soracağım. Bütün bunların anlamı ne? Ne oluyor?
kapıyı kapat yenge. Ne oldu Cahit? Durum ağırlaştı. Aslında sokağa çıkmaması lazım ama özel bir doktorumuz var. Ben onu alıp geleceğim. Sen kimseye kapıyı açma. Polat. Kendini de tükettin, bizi de tükettin. Çıkarma Leyla. Ne oldu sana? Sana ne olduysa görmek istiyorum ama. Şimdi değil Leyla. Tamam canım. Tamam sevdiğim. Allah'ım yardım et. Biz Türkiye ile Soğuk Savaş'tan sonra iyi ilişkiler kurmak için elimizden geleni yaptık. Ama sizin bize olan düşmanlığınız bitmedi. Biz bölgede Rusya ile tarihte benzeri görülmemiş ölçüde işbirliği kurduk. Gelişerek devam etmesini arzu ediyoruz. Buna siz bile inanmıyorsunuz. Ama biz sizin için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Son resepsiyon krizi, Suriye meselesi ilişkilerimize zarar verdi. Bundan biz de rahatsızız. Rusya ile iyi ilişkiler kurmaktaki samimiyetimizi size göstermek niyetindeyim. Bunlar ülkemizde saklanan aradığınız Çeçen komutanlar. Türkiye'de yeni bir dönem başladı derken doğru söylüyorsunuz anlaşılan. Başkanımız bu işe çok sevinecek. Bundan sonra daha üst düzeyde işbirliği kurmamamız için bir neden yok. Ne olur biraz konuş. Uyuman iyi mi kötü mü bilmiyorum. Korkuyorum Polat. Yüzünü esirgiyorsun. Bari sesini esirgeme. Cahit. Yüzüne ne oldu onun? Sen gördün mü? Benim görmeme engel oluyor. Görmedim. Hadi yenge. Kaybedecek vakit yok. Burada değil. Cahit, içeri alın beni. Sıcak su lazım. Kızım, bak saat kaç oldu. Hadi ne olursun uyu. Hadi yavrum. Uyumayacağım. Her gece kandırıyorsunuz baban gelecek, baban gelecek diye. Hani nerede babam? Kızım, rüyana da mı gelmiyor? Geliyor. Babam? Ama öyle istemiyorum. Sabah uyanınca geçiyor. Yalan söylüyorsunuz. Öldü baban değil mi? Hayda, nereden çıktı şimdi bu? Ben internette gördüm. O internetin Allah cezasını versin. Gel kızım. Bana gelse. Gel. Leyla gelseydi bari. O bana yalan söylemezdi. Dede,
Hem sen dedin ki yalancıları Allah sevmez. Ninem neden yalan söylüyor? Eğer yalan söylüyorsam kör olayım kızım. Hanım, şuradan telefonumu verir misin? Hadi, Leyla ablanı arayalım. Belki daha uyumamıştır. Cahit, Leyla'yı çıkar. Ben alırım onu. Hadi yenge. Hadi. İyileşecek yenge. İyileşecek. Cahit bütün yüzü öyle miydi? Bakmayacak mı telefona? Cahit. Burada olmayacakmış. Steril ortam lazım. Hastane şartları lazım. Ben söylüyorum ama beni dinlemiyor. Seni dinlemiyor da bizi dinliyor mu sanki? O kadar da değil. Senin hatırın için her şeyi yapıyorum. Sen de benim için yapacaksın. Leyla. Leyla Meyla yok. Hastaneye yatacaksın. Siz işinize bakın, ben işime bakayım. Yemin ederim şimdi çıkar sokaklarda bağırırım Polat yaşıyor diye. Ya hadi kendine acımıyorsun. Bize acımıyorsun. Kızına da mı acımıyorsun? Tamam Leyla, tamam. Ne istiyorsan yapacağım. Bana bir bardak su verir misin? Hemen canım, hemen. Cahit. Cahit. Efendim abi. Hastaneden daha kolay kaçarız. Sen hazırlığını ona göre yap. Şimdi Leyla ile uğraştırma beni. Leyla da telefonunu açmıyor. Parçaladın yavrum ciğerimizi. Thank you.
Abdüley Bey? Şşş. Hiçbir şey görmedi. Ama... Sencer Bey. Çok uzun zaman oldu görüşmeyeli. Sağlığınız nasıl? Beyler, Türkiye'de yeni bir dönem başladı. Sizi çağırmamın nedeni, en büyük iki müttefikimiz olan Amerika ve İsrail'le yıpranan ilişkilerimizi yeniden kurmak. Sencer Bey, ben sizin emekli olduğunuzu sanıyordum. Yeniden bir görev mi aldınız? Ben en üst düzeyde temsil yetkisine sahibim. Bu konuda sizi temin ederim. Son dönemde ülkelerimiz arasında gelişen sorunların son bulması için biz kararlıyız. Ben samimiyetinizi sorgulamam ama Moşe'yi inandırmanız biraz zor. Samimiyetimizi göstermek için ilk adımı attık. İsrail'e NATO tatbikatlarında uyguladığımız vetoyu kaldırmamız sizi samimiyetimize inandırır mı? Böyle bir adım elbette Tel Aviv nezdinde önemli bir iyi niyet göstergesi olarak algılanacaktır. Madem tekrar müttefik olmak istiyorsunuz, sizden çok önemli üç beklentimiz daha var. Birini biliyorum. Filistin meselesinde geri adım atmamızı bekliyorsunuz. Ancak birden keskin bir dönüş yapmak, iç ve dış kamuoyunda itibarımızı çok sarsar. Bunun için zamana yaymamız lazım. Bu konuda biz de sizden sabır bekliyoruz. Türkiye'de kamuoyu oluşturmakta zorluk çekmiyoruz biliyorsunuz. Uluslararası toplum bizim için çok önemli. Bir takvim üzerinde anlaşabileceğimize eminim. Diğer konular nedir? Biri malumunuz İran. Diğeri de Suriye meselesi. Suriye stratejinizde bizim bölgesel çıkarlarımıza, İsrail'in ulusal çıkarlarına ters düşen bazı hususlar var. Suriye'de Müslüman kardeşlere çok fazla destek veriyorsunuz. Müslüman kardeşlerin Mısır'dan sonra Suriye'de de iktidara gelmeleri bölgedeki dengeleri alt üst eder. İsrail'in güvenliği açısından bu bizim için savaş sebebidir. Suriye'de yanlış strateji uygulandığını kabul ediyorum. Bundan dolayı bizim de zarar gördüğümüz fikrindeyim. Bu nedenle terörist gruplar listesine aldığınız bütün muhalif gruplara yapılan desteğin kesilmesini sağlayacağım. Sencer Bey, söyledikleriniz gerçek olamayacak kadar güzel geliyor. Size sormak istediğim iki soru var. Bir, bu gücü nereden alıyorsunuz? İki, istihbaratçılık kadar diplomatik yönünüzün de çok güçlü olduğunu biliyoruz. Yoksa bu bizi oyalamak için bir manevra mı? En kısa zamanda burada alınan kararların uygulandığını göreceksiniz. Üçüncü konu nedir? Bölgesel güç olma iddianızdan vazgeçtiğinizi kanıtlarsanız, üçüncü konu İran meselesi. Onu o zaman uzun uzun görüşürüz. Bizim için en önemli olan iki konudan ilkinde önemli bir adım attınız. Biliyorsunuz, bizim için İsrail'in güvenliği çok önemli. Aynı çabayı Suriye konusunda da göstermenizi bekliyoruz. Belgeleri burada saklayamayız. Polat ne yapmayı düşünüyor? Efendim, durum iyi değil. Bir süre burada idare etmek zorundayız. Abi iyileşince güvenli bir yere nakledeceğiz. Efendim, sabahtan beri bir şey yemediniz. Size yiyecek bir şeyler ayarlayalım. Gerek yok Erhan. Bir şey yiyecek durumda değilim. Abi şimdi bütün ülkenin başındaki adam bu mu? Size sormak lazım Pusat Bey. Maskeyle dolaşan sizsiniz.
Muhakkak size briefing verilmiştir. Erhan abi dalga geçme de. Şimdi yeniden abi olduk öyle mi? Abi kusura bakma. Gençlikte oluyor asabiyet. Maske sana yaramış. Tabii onu takınca çekemiyorsun. Çekmeyince de beynine kan gidiyor. Savcı hanım, siz olmasanız işin içinde derhal morga sokarım. Kim bu adam? Hırlı mıdır, hırsız mıdır, nedir? Sana ne Hüsnü? İşine bak sen. Savcı hanım, ben sizin adli vazifenizle karışıyor muyum? Lütfen kurumlar arası müdahale yapmayalım. Hüsnü, şimdi odunla girişirim. Kes sesini dediğimi yap. Savcı hanım. Hüsnü! Bu sağlık personeli çektiği nedir? Şehir ayları. Annemle babamı göreyim önce. Cahit sen haber ver. Kızma onlara. Bir günahları yok. Kızarım tabii. Benden saklamak, bana oynamak ne demek? Oğlum! Anne yavaş. Çok mu sızlıyor? Elif uyudu mu? Oğlum perişan oldu çocuk. Ne yapacağımızı, ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Bu halde beni görmesini istemiyorum baba. Bırak Elif'i, hiçbirinizin görmesini istemiyorum. Evladım, o senin yavrun. Ne halde olursan ol, seni daha mı az sevecek? Ölürsem hatırında böyle kalmak istemiyorum baba. Polat, yeter. Ölüm ölüm diye kuruttun bizi. Elif'i görmeyecek misin? En azından uyurken. Çok çirkin oldum. Saçlarıma bak, tavşan gibi. İstemiyorum iki kulak. Okula gitmek istemiyorum. Ama büyüdün, kocaman oldun. Okula gitmen lazım. Büyümedim. Baksana boyuma. Aycan bana cüce diyor zaten. Hiç de bile. İstemiyorum okula gitmek baba. Seninle birlikte olmak istiyorum. Ama okula gitmezsen hiçbir şey öğrenemezsin. O zaman sen de benimle okula gel. Gelemem. Neden? İşim var. Senin işin ne? Vatana hizmet etmek. Vatan, vatan, vatan. Neymiş bu vatan arkadaş ya? Vatan toprağın bize verdikleridir. Ah!
vatan toprağın bize verdiklerine karşı ona hizmet etmektir. Kalsın ödüm patlayacaktı. Hadi okula gidelim. Sakallarını kesersen giderim. Sevmedin mi sakallarını? Yüzün öyle yumuşacık oluyor ki sakallarını kesince. Leyla! Ben okula gidip savcı olacağım. Ay ne güzel olur Elif'im. Sen savcı olursun, ben de anne. Yupi! Kardeşim olacak. Öp bakalım yumuşacık olmuş mu? Olmuş mu, olmamış mı pek anlamadım. Leyla da öpsün. Baba! 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 Babam nerede? Bak, rüyanda görmek istiyordun. Gördün mü kızım? İstemiyorum. Artık rüyam ya, istemiyorum. İstemiyorum tamam, işte. Kızım. Ben babamı istiyorum. Efendim, gördüğünüz gibi oda boş. Yatak soğuk. Bu demektir ki Abdülhey Bey kendini taburcu etmiş. Peki kimse çıkarken görmemiş mi? Ayakta mı uyuyorsunuz kardeşim? Efendim, ayakta uyumamız normal. Sağlık personelinin nasıl fedakarlığına çalıştığını görün artık. Yüzünü çekil git, hırsımı senden almayayım. Aradığınız numaraya şu an ulaşılamıyor. Lütfen sinyal sesinden sonra mesaj bırakın. Abdülhey. Çok önemli gelişme var. Beni mutlaka ara.
Kara abi. Buradaki işimiz bitti. Bak şu çocuğa bile intikamını aldırdın. E artık dayımın intikamını almaya gidelim. Oğlum bir dur. Daha sınırı geçmedik. Hele bir memlekete varalım. Abi bakarız. Hep oyalama taktiği yapıyorsun. Abi biz ne için geldik, ne yaptık? Ne olacak nükleer işi? Oğlum görmüyor musun? Atom yanımızda. Vallahi imdat haklı abi. Herkesin intikamını alıyorsun. İmdata gelince bekle imdat. Baki. Ben sana adam bomba diyorum. Sen gaz veriyorsun. Birazdan adam patlayacak. O zaman göreceğiz. Yürü. Hadi. Kardeş sizi kurtarmamızı bizzat Aksaç'ta emretti. Akif, infaz hükmümüz verilmiş. Geri alması için sebep ne? Ben intikamımı aldım bu sayede. Artık umurumda değil. Benim için öl deseler fark etmez. Semih nerede koçum? İyi hadi geç. Ne oldu Fazıl? Ne değişti de Eşref Bey bizi görmeyi kabul etti? Çok şey değişti Abdüley. Akıllı davranırsan bu değişim en çok sana yarar. Size büyük bir sürprizim var. Nerelerdesin sen? Bizim de sana sürprizimiz var. Sen yokken buralar bayağı değişti. Yanlış söyledim, kusura bakmayın. Bir değil iki sürprizim var. Ne haber? İyi. Hoş bulduk. Hoş bulduk kardeşim. Yeni Aksaçlı mı affetti sizi? Aksaçlı'ya bir şey mi oldu? Geçmiş olsun. Sağ salim dönmene sevindim. Ben sizi Polat Alemdar'ın ofisinde görmüştüm. Faruk Bey'le ilgili bir sıkıntı mı var? Hayır. Faruk Bey gayet iyi. Ben seninle özel görüşmek istiyorum. Siz heyet üyesi misiniz? Evet. Şimdi bakın. Ben Faruk Bey'le bir anlaşma yaptım. Torunumla ilgili. Anlaşmamız geçerli. Ama sana bir teklifim var. O zaman benim de size bir sorum var. Hayatımı borçlu olduğum maskeli denen adam kim? Kimseye borçlu kalmayı sevmem de o bakımdan. Seninle maskelinin ne alakası var? Ruslar beni İranlılara verecekti. O sırada bir şeyler oldu. Vazgeçtiler. Bana maskeli kim diye sordular. Eski Aksaçlı'nın başımıza açtığı bela. Sen onu boş ver. Bizim senin için planlarımız var. Benim de sizden bir ricam var. Artık bırakın da emekliliğimi yaşayayım. Kara, biz senin heyete çalışmanı istiyoruz. İstersen emekli olup rahat içinde yaşamanı sağlarız. Ama istersen de ülkeyi yöneten yapının önemli bir parçası olursun. Seçim senin.
Bize Alptekin'le Şamile'yi kurtarma emrini veren önceki Aksaçlıydı. Problem yok Aynur. Yeni Aksaçlı benim korumam altında. Ben konuşur hallederim. Vay! Naipliğe kadar yolu var diyorsun. Ne naipliği oğlum? Naiplik kesmez. Üyelik ister bu. Maskeli'den haber var mı? Yakalandı mı? Yok abi. Erkan yakalandı. Maskeli kimmiş, konuştu mu? Kimliğini bilmiyormuş. Olur mu öyle şey? Benim Erkan'ı sorgulamam lazım. Akif, Faruk Bey'i bırakmışlar. Maskeli eski Aksaçlı'yı elimizden almış. Herkes peşinde. Erkan bir şey bilse emin ol konuştururlardı. Geçmiş olsun çocuklar. Sağ olun efendim. Sağ olun. Arkadaşlarınız size anlatmıştır. Eski Aksaçlı hükmünü yitirdi. Bundan sonra tek ve en önemli göreviniz Adil Bey'i ve Maskeli fedaisini ele geçirmek. Derhal hazırlıklarınızı yapın. Affedersiniz efendim. Ben sonra gelirim. Leyla duymasın ama. Peki efendim. Anneniz sizi sayıklayıp duruyor savcı hanım. Normalde yüzünüze bakmazdım. Ama ben yetim büyüdüm. Analara dayanamam. Hüsnü buradan ayrılma. İçeride kimin yattığını söylerseniz ayrılmam. Polat var. Tamam mı Hüsnü? Tamam efendim. Polat'mış. Yok rahmetli başkan, Kennedy var. Anne. Sen bana hakkını helal edene kadar ölmeyeceğim. Seni koku duyana kadar ölmeyeceğim. Beni affedene kadar ölmeyeceğim. Tamam anne. Tamam. İyi olacaksın. Benim kim olduğumu biliyor musun? Beni böyle getirdiklerine göre heyetten birisiniz. Aksaçlı'yla siz mi beni görüştüreceksiniz? Aksaçlı'yla görüşmek senin için neden bu kadar önemli? Ona söyleyecek bir çift sözüm var. Aksaçlı için senin söyleyeceklerinin ne önemi var? Benim için önemli. Polat Alemdar'ın hesabını soracağım. Hiç korkmuyor musun? İhtiyarlar Başkanı'na hesap sormak kolay iş değil. Benim kaybedecek hiçbir şeyim kalmadı. Bir canım var, en fazla onu alırım. O da umurumda değil. Peki, ben sana Polat Alemdar'ın intikamını vaat etsem? Nasıl? Önceki Aksaçlı'nın ülkeyi felakete sürüklediğini... Bir an önce ülkeyi ondan kurtarmamız gerektiğini söyledi. Fakat Polat Alemdar varken bunu yapmak çok zordu. Polat Alemdar'ın dikkatini dağıtmak için önce Memati Baş suikastini tertip ettik. Sonrasında... Semih'i bana verin. Cesedinin sana ne faydası dokunacak? Adil Bey içine düştüğü oyunları göremedi. Bu nedenle heyet olarak onu görevden aldık. Yeni Aksaçlı siz misiniz? Evet. Sana içimizdeki haini vereceğim. Polat Alemdar'ın, Memati Baş'ın ve Aksaçlı'nın katilini. Kim olduğunu söyleyin, bir ömür hizmetinizde olurum.
Eşref'le görüşmek istediğinde neden seni buraya aldırdığımı biliyor musun? Eşref kafama sıkacaktı. Adil Bey'i yönlendiren oydu. Polat Alemdar'ı da. Hepimizle oynadı. Abilerinin intikamını almak sana düşüyor. Abi Eşref Bey'in evine tek başına gidemez. Ben de gelseydim. Sen burada kalacaksın Cahit. Ne oldu bir tanem? Neden yüzün asık? Cahit abiye bağırdım yüzüme bakmadı. Duymamıştır canım. Üzülme. Nerede gördün Cahit abini? Böyle yüzü kapalı korkunç bir adam vardı yanında. Önümden geçip gittiler. Bana başka çare bırakmadın. Leyla, kim bu adam?